Günümüz Vahhabileri, Selefileri içerisinde size haşa kafir diyenler veyahut mürtet diyenler veyahut daha farklı ithamlarda bulunup tehdit savuranlar var. Peki ehli sünnete göre yani sizin itikadınıza göre, yani bizim itikadımıza göre günümüz selefileri dinden çıkmış mıdır? Hayır, biz tekfirci değiliz. Onlar bize kafir diye hitap ediyor, müşrik diye hitap ediyor. Biz onlara kardeşin diye hitap ediyoruz hala. Kafirle iş tutmalarına rağmen onlardan emir almalarına rağmen Türkiye'deki ehli sünnet ulemaya, hocalara, hafızlara müşrik ya da kafir yaftası yapıştırmalarına rağmen biz onlara hala kardeşim diye hitap etmeye devam ediyoruz. Bir daha tehlikeliler. Evet 72 sapkın fırkadadırlar. Fakat hala kardeşimizdirler. Kafir diyebilmek için açık delil lazımdır. Nedir? Nas'ı inkar etmesi lazım. Yani tevil etmek yoluyla değil. Nas'ı ayet ya da hadisi açık bir şekilde inkar ederse ancak o zaman tekfir edilebilir. E bunu açık bir şekilde inkar etmedikleri için, tevhile gittikleri için biz bu insanlara kafir diyemiyoruz. Bir daha tehli kardeşlerimizdir diyoruz. Hidayetleri için dua ediyoruz. Çok ciddi tehdit var. Nasıl kafir diyebilirim? İşin ilmine vakıfım. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Sakın sizden kimse birine Allah'ın düşmanı demesin, kafir demesin. Şayet bunu dediği kimse bu vasıflara sahip değilse bu söz kendine döner. Bu hadis sahihtir. Şimdi böyle bir riski ben nasıl alabilirim? Yani karşımda evet bir Vahabi Selefi var. Kafir diye, ona kafir diye söyle diye nefsim ve şeytanım bana baskı yapıyor. Ama ilmim var. Muhammed Aleyhisselam tehdit ediyor beni. Eğer sen ona kafir dersen %50 ihtimal kafir değilse kalbinde iman varsa söz sana dönecek Kerem Efendi diyor. İlmim bana bunu söylüyor. Ben bu riske girmiyorum. Çünkü işi biliyorum. Sen nasıl bu kadar kolay bu riske giriyorsun da bana kafir diyorsun, müşrik diyorsun, katli vacip diyorsun? Müslüman kardeşim bu sana yakışıyor mu? bunun hesabını vermeyeceğini mi düşünüyorsun? Kim zerre kadar şer işlerse karşılığını hemen görür diyor Kur'an ayeti. Bu ayete de iman etmeniz lazım.